ileteceğim. Hocam yine güncel bir hocam konumuz var. Ehli sünnet hocalarımızdan bir tanesi yine Doktor İhsan Şen Ocak Hoca Efendi'nin görevden alınması. Valla Siz sosyal nasıl medyada değerlendiriyorsunuz? çok büyük yankı yaptı. Evet. İhsan Bey'in görevden alınması. Ben de bir tweetle destek oldum kendisine. Çünkü İhsan Bey gerçekten ehli sünnet iyi bir itikada, inanca sahip ve hizmet eden alimlerimizden, bugün ilim adamlarımızdan, din adamlarımızdan bir tanesi. Kendisini takdirle izlediğim birisi ve gençler üzerinde çok etkili bir kişi. İhsan Bey'in aynı zamanda İFAM, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi var. Çok güzel faaliyetler yapıyor. Güzel eserler bastırıyor. Yani bu noktada da kendisini takdir ediyorum. Bu güzel hizmetlerinin ben devamını diliyorum. Çünkü belki böyle bir faaliyet İhsan Bey'i ben güçlendirecektir bu ülkede. Büyütecektir, daha fazla büyütecektir. İnşallah. Ama Diyanet adına üzülüyorum. Bu Diyanet adına çok büyük üzüntü verici. İhsan Bey o hizmetini her yolda, her şekilde, her vesileyle yapar. Ben şahsen bu konuda endişem yok. Yani bir kimseyi siz hizmetine mani olamazsınız. Hatta ona vurdukça insanlar bu defa ne diyor İhsan Bey diye bakacaktır. Niçin görevden alındı diye bakacaktır. Sebebi ne diye bakacaktır. Ve bu Diyaneti yıpratacaktır. Diyanet bizim kurumumuz. Mustafa Bey, biz burada çok konuştuk. Hani Mehmet Görmez meselesinde de çok konuştuk. Evet. Diyanet hıyanet diye hashtag açıldı İhsan Bey görevden alınca. Ben buna üzülüyorum. Mesela biz böyle şeyler Ne kadar demedik. kötü değil mi hocam? Biz böyle şeyler demedik. Böyle şeyler yapmadık. Mesela Diyanet'te bir kısım zümre bizi topa tuttu. Bizim aleyhimize geçti. Biz bugüne kadar yapılan yanlışları konuşan bir noktadayız. Bir hatayı söylüyoruz kim olursa olsun. Hiçbir camiayı karşımıza almıyoruz. Ben camiye gidiyorum, cemaatlerle namaz kılıyorum. Hocalar bana hoş geldin diyor, sarılıyor. Hocam Allah razı olsun diyor. Ha, hocam şu konuda da şöyle konuşsanız. Mesela biz sizin şu konuda mesela şuna katılmıyoruz diyenler de oluyor. Yani sarılıyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Bunlar da Diyanet camiasının insanı. Benden bir çok istifade eden noktalar var. Sizin programlarınızı izliyoruz diyen hocalar var. Kaç tanesiyle? Ben her hafta bir yerlerdeyim Mustafa Bey. Evet. Yani şurada konuşuyoruz bakın. Ben Diyanet'in bugün tepe noktasındaki bir kısım insanlar adına üzülüyorum. Diyanet'i yanlış noktaya sürüklüyorlar. Diyanet bu milletin kurumu. Diyanet Ehl-i Sünnet'in koruyucusu olması lazım. Ama Diyanet'te bana hala kimin sözü geçiyor dersen, Kimin sözü Diyanet'te geçiyor hocam? sözü geçen insan Ali Bardakoğlu. Bakın, Ali Bardakoğlu'nun göreve gelişinden itibaren Diyanet'in yayınları, üst düzey faaliyetleri, FETÖ ile irtibatları, dinler arası diyalogdaki yeri çok iyi incelenmelidir. Diyanet'te Ali Bardakoğlu etkisi geçmiş değil, hala devam ediyor. Bu sadece Görmez'in gidişiyle olacak bir şey değil. Bazıları bana tweet atıyor işte Görmez gitti de iyisi mi geldi? Kardeşim ben gelene gidene bakmam. Yanlışlarını söylerim, hatalarını söylerim. Yani Görmez çok mu iyi hareketler ediyordu? FETÖ hakkında bir tek yazı mı yazdı? FETÖ'cüleri mi temizledi? Sayın Cumhurbaşkanımız hem de muhtarlar toplantısında kardeşim yaz bunun dinsizliğini dedi ya. Yazın bunun dinsizliğini. Yazmadılar. Ve giderken alelacele bir ortaya rapor koydular. Ortaya bir rapor. Kim okuyor bu raporu? Ne yapıyorsun? Yani ortaya bir rapor koymakla bunu kaç bin tane bastın da nerelere dağıttın? Kimlere okuttun? İçerideki FETÖ'cüleri temizledin mi? Kiminle uğraşıyorsun? Geçen hafta burada Cumhurbaşkanımızın sünnet mesela Ehl-i Ehl-i Sünnet. Sünnete sahip çıkışı, Evet. Peygamber Efendimiz'e Sen. sahip çıkışı, sünneti bozan türediler ortaya çıktı diye bunları konuştuk değil mi? Evet. Peki sen şimdi bu durumda kiminle mücadele edecekken kimi cephe alıyorsun? İhsan Şen Ocak gibi sünnet-i seniyyeye bağlı bunu güçlendirmek isteyen bir kişiyi sen görevden alıyorsun ama Mustafa İslamoğlu'nun adamları cirit atıyor. Bana söyle o zaman ey Diyanet, Mustafa İslamoğlu hakkında sünnet-i seniyyeyi yok sayan,
hadisleri yok sayan, imanın şartlarını inkar eden Mustafa İslamoğlu hakkında ne diyorsun? Ve şeyi İhsan Şenocak Bey'i neden görevden aldın? İhsan Şenocak Bey'i neden görevden aldıklarını dahi söyleyemezler bu millete. Mustafa Bey, Ali Bardakoğlu'nun bir sözü vardı. Hiç unutma, Hürriyet gazetesinde. O zaman Diyanet İşleri Başkanı, Diyanet sünni bir kurum değildir dedi. Şimdi bana bize karşı çıkan, bize vuran yerine göre, bize hakaret eden insanlar ehli sünnet değil mi? Biz ehli sünnet değiliz desinler. Ben anlayayım. Diyanet sünni bir kurum değil desinler. Hala burada mı? Ali Bardakoğlu Diyanet'i bu noktaya getirdi işte. Diyanet sünni bir kurum değildir. Nedir öyleyse Diyanet? Sadece camilerde cuma günü hutbesini yazan mıdır? O gün için öyle. Yani biz imamları atarız, alırız, takip ederiz. Maaşlarını, özlük haklarını, bilmem nelerini takip eden. Ama sen bu değilsin aynı zamanda sen. Dinler arası diyaloğu takip eden, Hristiyanlaştırmayı takip eden, FETÖ ile ilişkileri takip eden bir kurumdur. Müslümanları da böyle azarlar gibi. Kardeşim, Diyanet'in sünni bir görevi yok. Öyle bir ne bağırıp duruyorsunuz? Bir zaman aynen böyle azarladı. Ve ben şu hareketi aynen bunun devamı olarak görüyorum. Aynen devamı. Niye alıyorsun söyle. Yani orada mesela Aşık Kurtlu Eğitim Merkezi değil mi? Evet. Yani Samsun'da Aşık Kurtlu Eğitim Merkezi oradan alıyor. Onu dahi bilemiyoruz. Vaazından mı alıyor? Mesela ben şimdi net kesin söylemeyeyim ama kendisiyle bir muhabbetimde bana Fatih Camii'nde vaaz verdiler dedi. Bakın bu da Görmez döneminde oluyor. Sayın İhsan Bey Fatih Camii'nde de vaaz veriyordu. Bir defa verdi, Görmez tarafından görevden alındı. Bakın yine alındı. Mesela bunu çok kimse o zaman böyle üzerine düşürmedi bunu. Evet. Üzerine düşürmedi, değerlendirilmedi. Anında. Neden? Çünkü ehli sünneti savunuyor. Ehli sünneti anlatıyor. Ehli sünneti veriyor. Neden mesela bugün Mustafa İslamoğlu gitse, Bursa'da talebeler Mustafa İslamoğlu'nu çağırsa, Caner Taslaman'ı çağırsa, acaba Bursa CHP milletvekilleri karşı çıkar mı? Hayır. Çıkmazlar. Peki geçen hafta burada konuştuk. Kime karşı çıktılar? Mustafa Özşimşekler Hoca. Mustafa Özşimşekler Hoca'ya mesela karşı çıktılar. Niye çıkıyorsun? Çünkü İslam'ı anlatıyor. Doğru İslam'ı anlatıyor. Güzel İslam'ı anlatıyor. Aslını veriyor. Bunu devam ederiz. İnşallah. O sebeple bu ben şeye gerçekten çok son derece yanlış, son derece kötü bir karar olarak görüyorum. İhsan Bey'in görevden alınışını. Böyle şeyde orada tavır göstermek lazım. Ya neden alıyorsun? Sen İslamoğlu'yla zerre kadar mücadele etmiyorsun. Taslaman'la zerre kadar mücadele etmiyorsun. Hiç duymuyoruz. Eli Açık'la zerre kadar mücadele etmiyorsun. Öyle yazıyor birisi. İhsanları karıştırdı galiba Diyanet diyor. Evet. Eli Açık'la diyor, Şen Hoca diyor, karıştırdı galiba. Bununla mücadele edecekken onunla mücadele etmeye başladı. Yani İhsan Bey bakın kendi o kendisine yakışır bir tarzda herkesi itidale, yanlışı, hatayı söylüyor. İnsanlara asla germiyor. İnsanlara işte sakin olun, asla kimseye hakaret etmeyin, itidal tavsiye ediyor. Ya tam bir Müslüman alim portresini biz şu olayda dahi görüyoruz. Hiçbir şey söylemeden. Ve insanlar da gayet normal bunu. Ben geri döneceğine inanıyorum. İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe el atacağını, İhsan Bey'in o göreve geri döneceğine inanıyorum. İnşallah. Mustafa Bey, yani %100 buna inanıyorum. Son derece yanlış bir harekettir. Son derece yanlış bir karardır. Bu kararın arkasında kimler olduğunu da bilmek bizim hakkımızdır. Ben Diyanet İşleri Başkanı'nın haberi olmadan, işte falancıya yardımcısına atarak, onun bilmem kime atarak böyle bir şeyin yapılacağına da inanmıyorum. Böyle bir hadiseyi en azından ona mutlaka bilgi verirler. Yani Diyanet İşleri Başkanı olacağım da böyle bir karar alınacak. Ya o zaman bırak sen git o zaman. Eğer benim haberim yokken bunu alıyor diyorsa o zaman da hiç orada durmasın derim ben.
ya da onun bizzat eğer haberi varsa bizzat ya el atmasını ya açıklama yapmasını beklerim. İnşallah. Gayet net. İnşallah. Ya açıklama yaparsın net bir şekilde. Yani artık şeffaf ya her şey Mustafa Bey. Her şey net olmalı, şeffaf olmalı. Bir adamı görevden alıyorsam, ben bir yerde bir adamı bir görevden alıyorsam, bunun açıklamasını yapabilecek durumda olmalıyım. Az önce programa girmeden önce bir arkadaşımız, valiliği aradım diyor, müftülüğü aradım diyor, Samsun'da şurayı aradım, burayı. Kimseden bir cevap alamıyorum diyor. Kimse neden olduğunu bilmiyor, niçin olduğunu bilmiyor, sebebini bilmiyor. Yani tesettürle ilgili ayetler mi? E şimdi biz görmezi ne diye eleştiriyorduk? Hadisleri ne diye ayıklıyorlardı? Günümüz insanının aklının kabul etmeyeceği hadisleri ayıklama projesi değil miydi? Evet. Peki şimdi iş nereye geliyor İhsan Bey'in bu hareketiyle? Tesettür ayetlerini okuduğu zaman ayetleri ayıklama projesine doğru gitmiyorum o zaman. Yani eğer bugün Diyanet İhsan Bey'i göreve geri getirmiyorsa, İhsan Bey'i tesettür ayetleri sebebiyle görevden alıyorsa, iş Kur'an-ı Kerim'i ayıklama noktasına gelmiş demektir. Hocam iki söylemi var yani sosyal medyada bilinen. Bir hanımların pantolon giyinmesi, iki bir de erkekle tokalaşması hususu. Mustafa Bey yani din adına söyler bunu. Tesettür ayetlerini okur ve onu ifade eder. Sen bunu yaparsın yapamazsın. Biz namazla ilgili ayetleri okumayalım o zaman namaz kılmayan da var. Evet. Ya günahkardır bir insan ya ben bilir benim bir sürü arkadaşım tanıdığım. Hocam keşke yapsam hani günah işleyip de pişmanlık duyan insanın pişmanlığı, ibadet edip de gururlanan insanın ibadetinden Cenab-ı Hakk'a daha hoş gelir diyor benim dinim. Adam yapamıyordur, üzülür, içki içiyordur, ya günahkarız der, yapmamam lazım bunu der. Bu bir iman meselesidir. Keşke bunu bıraksam, inşallah bırakacağım. Yani böyle bir üzüntüyü beyan eder. Bu adama sen hayır... Bu bir Vehhabi şeyi gibi değil ki, iman bizde bir cüz değil ki. Sen onu reddetmedikçe böyle bir şey söyleyemezsin. E şimdi o zaman Kur'an-ı Kerim'de içkiyle ilgili ayet okuma içki içenler var. Yani. Namazla ilgili okuma namaz kılmayanlar var. Zina. Oruç tutmayanlar var. Kardeşim ya ne söylenecek? Neyi sen Kur'an-ı Kerim mi bırakacaksın? Tesettür. Yani Müslümanın bir tesettür, bir kıyafeti var. Söyler bunu. Peygamber Efendimiz uzuvları belli olmasın diyor. Yani erkek gibi giyinme diyor. Söylüyor. Sen bunları reddedeceksin. Yaparsın yapamazsın. O ya ayrı bir şey. Peygamber Efendimiz'in sözünü söylersin. Din budur kardeşim. Dini sen ortaya koymadın. Sana mı din geldi? Peygamber misin sen? Kimsin sen? Söyleyeni de yerinden oynatıyorlar hocam işte. Maalesef. Yani böyle bir tehlike var. Onu özellikle yani bu alınmada bu sebeptense Diyanet şimdi ayrı bir noktaya gidiyor. Buradaki Diyanet'ten sözüm benim. Diyanet'in tepesindekiler etkili insanlar. Yoksa koskoca bir Diyanet camiası da bundan rahatsız. Ne söyleyeyim? Ben de binlerce insanla görüşüyorum Diyanet'ten. Öyle Ahmet Hoca Diyanet bunu söyledi diye ben o şeye karşıyım. Diyanet hani Diyanet şeyi. Hı hı. Bu tepesindeki etkili insanlar. Bu 5 kişidir, 10 kişidir, 15 kişidir. Etkili adamlar. Bunların asıl önemli olan hususlar bunlar. Bazen işte bir partide bir adam istediği yere götürür. Bir adam istediği yer gibi yönlendirir. Ya orada da bir adam çok şeydir. Ben o bir adamın yanlışını söyleyeceğim kardeşim. Ben Diyanet camiasını konuşmuyorum. Böyle bir şey çıkarttılar. Milli eğitimdeki bir yanlışı söylemek. Bize kim söylüyor milli eğitime sen bütün bir camiayı karşına alıyorsun? Diyen kim? Ya bunlar bir acayip de Mustafa Bey evet, yani. Evet, evet. Hatasını da söylemeyeceksin. Ya dinimiz hatasını söyle diyor. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyor. Bu diyor ki niye söylüyorsun? Sen Diyanet'i niye hedef alıyorsun? Ya dinden bu kadar mı sapar bu Diyanet'in başındaki adamlar? Hocam en hassas nokta işte... Hem dost olan hem de düşman olan ilk gördüğü hedef zannedersem Diyanet, din. Çünkü dinden bozmak Bey, Diyanet'in amaç. Din, bakın FETÖ dinle bu memleketi yıkıyordu. Diyanet'in ehl-i sünnet inancına sahip çıkması lazım. 1400 yıldır bu birliktelik.
devletine sahip çıkma, milletiyle birlik olma, hoşgörü, bütün bir milletlere ben, bütün insanların Osmanlı idaresini arzuladıkları bir devletin temsilcisiyim. Neden arzuluyorlardı? İstanbul'da Katolik şapkası görmektense Türk sarığını tercih ederiz. Osmanlı dinsiz miydi haşa? Osmanlı İslamiyetle idare edilmiyor muydu? Fatih Sultan Mehmet İslam'dan başka bir şey mi söylüyordu? Biz bütün bir Hristiyanlar, Yahudiler bu ülkeye doğru koşarlarken, yardım isterlerken sen şimdi neyi yıkıyorsun? Neyle mücadele ediyorsun? Hangi anlayışla? Osmanlı Ehl-i Sünnet'ti, Osmanlı Hanefi'ydi, Osmanlı Rabbani'ydi. Yani bileceksin bunu kardeşim.